Lan Eskişehir'e gezmeye geleyim dedim. Bu durakta indirdiler beni. Son durak diye gitti otobüs. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Lan bu arabanın tamponu falan yok. Taksi ama beyaz. Niye böyle lan acaba? Neyse arabayla işimiz yok bizim arkadaşlar. Yolda çok susadım. İçecek bir şey de bulamadım. İkram eden de olmadı. Veren de olmadı. Ulan insanlık ölmüş kardeşim. Gireyim de şu marketten bir içecek falan alayım. Kardeşim marketi... Lan raflar boşalmış diyorlardı. Harbiden doğruymuş kardeşim. Market soyulmuş ya. Biz çıkalım. Neyse yavaştan gideceğimiz yere doğru gidelim. Ya bu araba ihaleye çıkmış biliyor musun? İhale dediler lan galiba. Bir dakika bir dakika, ben şurayı dinlemeye gideyim arkadaşlar şuradan şöyle. Selamünaleyküm, selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne ihalesinden bahsediyorsunuz ya, ne oldu? Allah kardeşim, burada bir tane taksi durağı var. Taksi durağının 6-7 tane arabası eskidiği için bunları burada ihaleye çıkarmışlar. Ben de bir tane alsam bu yeri düşünüyordum ama çok para ya. Allah abi, hangi şu yandaki durak mı? Ben bir gideyim bakayım o zaman oraya ya. Hey kardeşim, o durak istersen git bak yani. Ucuz bir şey varsa kaçırma dedim. Evet, çok iyi olur gerçekten. Eyvallah, sağ olun, teşekkürler. Ben bir ihaleye gideyim. Severim ben bu işleri ya. Arkadaşlar, geçenki polis ihalesinden sonra bugün de taksi ihalesine geliyoruz gördüğünüz gibi. Ulan bayağı da araba var kardeşim burada. Şunlara bak. Seç beğen al. BMW bile var lan, sarı taksi. Ulan adamlar eski kasa XC90'ı bile satılığa çıkarmış. İki tane de Clio'muz var. İki tane de Doblo'muz var. Bir tane de Megane'ımız var. Gördüğünüz gibi bayağı kalabalık bir taksi durağına benziyor şu anda. Ama yani şu anda kaplaması sökülmüş tek araç Doblo. Ben buna bir göz koydum ama içeridekilerle bir konuşmak lazım. Taksi yapmış bak, görüyorum lan, ne haber lan kereta? Lan Oğuzhan. Lan o kim lan? Oğuzhan lan, Kerem, ne yapıyorsun lan burada? Ben ne bileyim, sen ne yapıyorsun burada senin? Lan ne işin var lan Eskişehir'de? Ya sen ne işin var lan? Peşimden gelmişim buraya yine ya. Ya yürü git, ben tatile geldim oğlum buraya. Başlattırma tatilinde lan, ne işin var lan burada? Bak ne oldu biliyor musun? Az önce çok güzel bir şey duydum. İndim otobüsten, adamlar bana dedi ki ihale var burada taksi duranda dedi. Araçlar dedi ucuza satılıyor dedi. Dedim vallahi mı dedim, gideyim bir bakayım dedim. Bir baktım bu buradasın. Bu arabalar kaçak kaçak, sen bunlara hiç bulaşma, bunlar kaçak. Niye öyle dedin ki sen? Haberin var mıydı lan? Abi oğlum tamam, benim haberim var yani. Lan vicdansız. Sen vicdansız bir insansın. O kadar arkadaşlığımız var, gelip de demiyorsun ki burada ihale var, gel gidelim bakalım arabalara diye. Ulan şu BMW de güzelmiş ya. Vallahi. Başlatma lan BMW'ne şimdi. Niye bana haber ne vermedin? Ne diyorsun kardeşim ya, Allah Allah. Niye haber vermedin lan? Ver be lan milletin içinde. Sus be. Allah Allah. Sus be. Lan yazıklar olsun. İhale var, var. Ya biraz sana yazıklar olsun. Bir ekmeğimize de gözükme kardeşim. Ne işin kardeşim, sen burada ya? 7 tane araba var, gözünü seveyim. Aç gözlülük yapma ya. Konuşma lan. Yaptın lan gerçekten. Hay Allah kahretsin. Hala BMW diyor. Var ya. Bunlar, ya bunların kardeşim, hepsi benim ya. Al tamam, BMW'ni al git. Ben zaten en baştaki Doblo'yu beğendim abi. Beyaz beyaz çok tatlı duruyor. Ben onu istiyorum. Bırak Doblo'yu bana ya. Bakayım lan, bu arabanın üstü var lan. Oğlum bunu senden önce ben gördüm lan. Ya oğlum yürü git lan, ben otobüsten indiğimde gördüm onu. Bakayım, gerçi bunun da kaplaması yok. Ön jantlar ne? Neyse al kardeşim, al. Güzel araba. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Eyvallah. Hayırlı mı uğurlu olsun, hayırlı mı olsun. Ne diyorsun oğlum? Şey olsun olsun yani. Güzel araba, güzel. Kesinlikle kaçırma. Olsun. Pardon. İyice delirdi bu çocuk da ya. Şöyle ben bir Doblo'ya geçeyim arkadaşlar. Ben de gidiyorum, benimkini alacağım. Bunu unutmayacağım, tamam mı? Öğretmezsen unutma da, bu arabanın üstü açık. Üstü açık taksim olur ya. Karıcığım havalandırmalı Allah ya. Allah. Sen de amma ağladın be. Ya böyle havalandırma. Lan direksiyonu da atmamışımdır. Bunu havalandırmalı değil mi gerçi yani? Tabii olsun, tabii. Olsun, bu iyi kardeşim, sıkıntı yok. Ben de aracımı böyle şöyle bir çalıştırayım bakayım. İyi güzel gibi. Bayağı bağırıyor lan böyle. Allah. Lan daha oradan mı çıkamıyorsun? Öndekine vurduk, çaktırma tamam mı? Oğlum sıkıntı zaten yok. İhale aracı boş ver. Bunlar taksi olduğu için biraz yapranmış araçlar yani. Sıkıntı yok. Yapranmış araçlar. Aynen. Lan ne yapıyorsun kardeşim? Ya oğlum ne sıkıntılı adamsın sen ya. Başıma ya, masraf çıkarma. Ya aldın mı arabanı lan başını? Lan, yürü kaç git. Arkadaş. Kaç. Allah'ım manya ya. Geri zekalı ya. Drift atı dönelim. Tipe bak. Ya, basla bak onu ya. Gel git lan. Çekil lan. Gözüm görmesin seni, dibini seni. Peşinden geliyor bir de kardeşim ya. Salak ya. Lan bu da var ya, iyice nankör oldu, başımıza çıktı kardeşim. Yapacak bir şey yok ama. Şu anda 1-3 mutlu jet dolduğumuzda mutlu olmaya çalışacağız arkadaşlar. Aracı şöyle dışarıdan sizlere göstereyim. Araç sanırım taklalı arkadaşlar. Takside sadece şapkası kalmış. Onun dışında ne kaplama kalmış, ne kapı kalmış, ne bagaj kalmış, ne tampon kalmış, ne jant kalmış. Araçta hiçbir şey kalmamış kardeşim. Full sökülmüş bir araba. Şuradan çıkmadan bir mazot da alalım da. Lan biz kaç yıl öncesinde yaşıyoruz lan? Mazot fiyatlarına bakar mısınız arkadaşlar? Ey maşallah. İnşallah önümüzdeki zamanlarda da böyle olur diye ümit ediyorum. Şöyle aracı durduralım, burada mazot alalım. Fulle abi, fulle depoyu. Burada çaktırmayın arkadaşlar. Depo zaten doluydu, hani az bir şey daha alınca hani havalı gözüksün diye öyle dedim. Evet, gördüğünüz gibi araç taklalı olduğu için içi de bayağı bir yamuk arkadaşlar. Hani ama yapacak bir şey yok. Biz şimdi çıkalım İzmir'e, aracı yaptırmaya gideceğiz arkadaşlar. Zamanında Doblo ile biz de taksicilik yaptık kardeşim. Şimdi taksiden çıkartıp modifiye etmeye götürüyoruz.
Vallahi bunu yaptırıp bizim enişteye satmak lazım be kardeşim ya. Enişte sever bu dobloyu. Alır bol bol kullanır be kardeşim ya. Zibidi Oğuzhan'a da bir yerde yetişebilsek aslında haddini bildirmek lazım. Gitti bizim arabaya vurdu. Şekil yaptı o kadar bize. Gördüğüm yerde ağzına vurmam lazım aslında onun da. Yaptığı büyük haksızlıktı. Büyük ayıptı kardeşim. Dobloyla anam ne oluyor lan burada? Arkadaşlar bu ne trafik ya? Yolda gitmeyi mi bilmiyorsunuz gözünüzü seveyim? Aracımızda bir tane de köpecik var arkadaşlar. Değil mi köpecik? Sen bize uğur getirirsen. Aynen köpecik. Ne dediğini pek anlamıyorum ama bence çok da kötü konuşmuyor arkadaşlar. Lan şu önde giden Oğuzhan mı lan? Bak kapısız bir şeyler gidiyor. Bak aynı bizim gibi bu da. Bizim de bagaj yok. Bunun da bagaj yok kardeşim. Havalandırmalı. Bunun tavanı da yok ya. Adamın üstü açık. Taksisi var arkadaşlar. Yapıştırmış gidiyor bir de. Tibava yere yakın gidiyor kardeşim bu. Dönmüyor lan bu da ulan. Oğuzhan ne yapıyorsun? Oğuzhan. Lan Oğuzhan lan sana o aracı veren ihalenin de taksi durağının da kafasına tüküreyim. Verdiklerine vereceklerine pişman ettin adamları. Evet şoför farkını gördünüz arkadaşlar az önce. Bir şoför mal gibi takla atarken öteki şoför gayet yolunda kontrollü bir şekilde devam ediyor sayın seyirciler. Şimdi biz yine bu araçları modifiyeye götürüyoruz. Geçenki Ford Tornado'da neler oldu biliyorsunuz. Yani ikimiz de aynı rengi yapıp çıktık tesadüfen. Bu sefer de aynı rengi yaparsak vallahi kavga çıkartırım. Ağam burada yanımda cetvel var. Aa bu Haydar'la kafasına vururum Oğuzhan'ın. Gerçi bu tahta olan cetvelim değil ama tahta olan da bagajda arkadaşlar. Evet yola bakmadan giderseniz sonra başınıza böyle talihsiz gerizekalı salak. Hadi ben malım direğe vurdum. Sen ne vuruyorsun mal herif seni. Allah'ın psikopat ruh hastası seni ya. Ne derdin var lan benle? Kıskanıyorsun değil mi lan? Ha? Kıskanıyorsun değil mi lan? Erkek sen çek lan kenarı. İndi öyle konuşalım ha. Nereye gidiyor la bu? Oğlum bu harbi diyorum bak deli. Gel makas at gel. Gel makas at. Oy! Deli kim seviyor belli. Sana makas daha yeni mi? Nereye lan? Aa nereye? Adam zıplıyor domluyla. Lan gerizekalı gitti nereye vurdu ya? Oğlum bu çocuğa kim ehliyet verdi ya? Oğlum arabayı perte çıkartacak az sonra motoru indirecek aşağı gidemeyecek enayi. Neyse azıcık yavaşladım da yetişsin arkadaşlar. Manyağı izlerken gitmesi çok zevkli oluyor. Valla arabada sigara falan da içilmemiş. Gördüğünüz gibi ne koltuklarda ne kaplamalarda hiç sigara izmariti yanık manık bir şeyler yok. Baya içi temizdi arabanın ama işte dediğim gibi taklalı ya kardeşim. Bu kadar olur. Ucuz etin yanisi dedikleri. Aa geldi yine ucuz etin yanisi geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ucuz ehliyetin sahibi burada. Baba hareketlere bak önümüze doğru at. Diyor. Oğlum lan beni deli etme bak Oğuzhan. Vallahi saçın sinirlerim tepemde kardeşim. Bir de seninle uğraşamam lan zibidi. Oy makasa girmeye çalıştı BMW'ye vurdu. Lan o BMW'nin parasını nasıl ödeyeceksin kardeşim sen? Para mı basıyorsun ne yapıyorsun oğlum? Bak viraja girerken nasıl korkuyor şimdi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Deli gibi fren yapıyor ezik. Değil mi köpecik? Aynen köpecik bence de. Köpecik dedi ki arkadaşlar ben deli kullansam Oğuzhan'dan daha iyi sürerim dedi. Gördüğünüz gibi Oğuzhan zaten düz gitmeyi bilmiyor. Bir sağa bir sola çalkala. Diridit. Yavaştan biz de hayat miximize geçelim kardeşim şöyle. Doblo konvoyumuz hayırlı uğurlu olsun. 75. Doblo konvoyunda burada kaza var kardeşim. Niye kaza yaptınız burada? Utanmıyor musunuz? Sağdan da olsan sağdan çıkacağız. Eyvallah. Lan niye frene böyle deli gibi basıyorsun çocuk? Baba frene basışa bak. Pıt şeklinde basıyor frene. Korkak mısın lan sen? Ha? Hadi yürü hadi. Lan Allah'tan tamponlar olmadığı için arkadaşlar sıkıntı olmuyor bize. Hop oynat. Köpecik kop köpecik. Oğuzhan sana güle. Lan kaza yapacak yine bak manyağa bak. Kardeşim dikkatli git biraz tıra vurdu ya. Ay senin kullanacağın taksinin var ya şimdi. Zibidi seni. Uçuyor. Uçacaksın. Havalara uçacaksın. Ayağını yerden keseceğim senin. Taksime konacaksın. Bak yine geldi kardeşim ya. Geçişe bak ya. Arkadaşlar bugün enişte paket bir doblo yapmayacağız. Bugün yine her zamanki gibi bizim tarzımızda apaçı paket doblo yapacağız. Ulan bariyere ulan düz yolda bariyere vurdum. Mal mısın oğlum ya? Ba. Bana vuracakmış. Hadi bak işine aslan parçası. Düz durdu. Şahitleri var. Ben şahidim. Allah burada da polis var. Amirim arkadaki biraz sorunlu da çok aldırmayın. Arkamlara değil artık. Bak. Lan beni bir sal. Ne istiyor benim doblomdan ya? Gözü kaldı tabii. Beyaz güzelledi. Lan bu kadar hayırsız bir insan olamaz ya. Kendi halimde gidiyorum burada. Geliyor arkadan ittiriyor, kaktırıyor, bir şeyler yapıyor, vuruyor, kaçıyor. Manyak mıdır nedir ya? Kaç abi kaç. Bununla uğraşılmaz abi. Manyağın teki bu bak. Bak yine arkada bak. Baba Allah belanı vermesin seni. Beni bir sal abi. Yeter git lan. Yeter. Aa! Manyak mıdır nedir ya? Allah!
Dur kardeşim geçme. Dur kardeşim. Ya ne diyorsun ne diyorsun kardeşim? Sabahtan beri bir bırakmadın ki gideyim be. Biraz önce kazaya bakıyorum diye kaza yaptım. Dur. Ben de fark ettim bir şeyler olduğunu. Yok oldum ortalıktan. Dur kardeşim geçme. Beni bir sal gideyim artık ya. Salamam. Ne biçim gidemez. La bırak git daha gel abi. Uza ya. Ya kardeş hadi. Ayak kalayım bana bir tane yeter be. Hadi hadi. Lan adam bir salmadı ki gidelim kardeşim ya. Neyse biz müziğimizi verelim arkadaşlar. Kimse bizi durduramaz. Durdurmaya çalışırım beynini durdururum diyeceğim de. Onu da durduracak gibi beyin de kalmadı be. Değil mi köpecik? Bence de köpecik çok haklısın. Bu Doblo hiç yerinde durmaz. Kardeşim şurada polis arabasının yanında bir makas atalım da bir görsünler ya. Nasıl olsa plaka da yok gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yakalayamaz da ceza da kesemez. Kaçar gideriz buradan uzarız kardeşim. Hiç sıkıntı değil. Yalnız bu Doblo'nun motorunu çok iyi yemişler kardeşim. Araba basmıyor dönmüyor bir şeyler oluyor arabaya. Aman aman aman. Dediğim gibi araba biraz dönüşlerde zorlanıyor. Size bugüne kadar hiç görmediğiniz bir Doblo yapacağım arkadaşlar. Hiç yapmadığım bir Doblo yapacağım. Yani nasıl olacağını inanın ben de bilmiyorum. Bu şekilde bir Doblo'yu ilk defa bu videoda modifiye edeceğim arkadaşlar. Sence bakalım hangisi daha güzel olacak köpecik? Yani tamam köpecik fanatikliğin lüzumu yok. Dedi ki arkadaşlar sen ne yaparsan benim için en güzeli o sahip dedi. Ben de dedim fanatiklik yapma yani neyse onu söylersin. Ulan radara girdik ağzına tüküreyim. İzmir'e de geldik sayılır arkadaşlar. Şurada son makaslarımızı atalım Doblo'muzda. Ulan Doblo ile bile nereden geçiyoruz be kardeşim be. Ya şaşırma bu kadar köpecik biliyorsun her zaman yaptığımız şeyler bunlar. Ama mükemmelsin sahip. Lan sen ne ara konuşmayı öğrendin? Bir Doblo ile yanladım. Arkadaşlar yanlayan Doblo yapmışlar haberiniz olsun. Lan ben İzmir'e en son geldiğimde burada çiğ köfte uğruna kaza yapmıştım arkadaşlar. Hatırlayanlar yorumlara yazabilirler. Şimdi tamirhaneye bir girelim de hakkını verelim şu Doblo'nun be. Arkadaşlar aracı basık veya yüksek yapmayacağım. Ben direkt air taktırıyorum kardeşim arabalara. İç rengini şöyle hemen krem yapalım da bir gözümüz gönlümüz açılsın. Aracın rengini ise kardeşim bu sefer kırmızı yapacağım. Daha önce hiç yapmadım. Bugün arabayı kırmızı yapmak istiyorum abi. Bu arada Doblo'ya kırmızı hiç yakışmıyormuş ya. Ama olsun ben sözünü verdim bir kere. Verdiğimiz sözden dönmeyiz kardeş. Farları böyle karartmalı far yapalım. Sis farlarımızı takalım. Şu tampon ne zaman gelecek? Ben tampon istiyorum. Ama bak kırmızı arabaya kırmızı panjur çok güzel gitti. Şimdi bunun hakkını yiyemeyiz. Şöyle boyalı bir tampon takıp öne de ekimizi taktıktan sonra gördüğünüz gibi araba bir şeye benzemeye başladı arkadaşlar yavaştan. Tepemizdeki taksi şeyini de söküp cam tavan kaplaması yapalım arabaya. Taksi logosunu bir kaldır. Bu ne kardeş? Öne demirlerimizi takalım. Burada spoilerımızı takalım. Siyah bir spoiler olsun. Tatlı dursun. Güzel güzel güzel. Bu da çok güzel oldu. Yani kardeşim ben diyorum benle uğraşılmaz diyorum modifiye konusunda. Siz kimsiniz diyorum. Anlatamıyorum abi adamlara ya. Yok illa ben daha iyi yaparım. Ben daha iyi modifiye edeceğim. Ayaklarına yatıyorlar. Ya gerçekten bu sefer onlar daha iyi modifiye edici olacak gibi. Bu ne lan böyle kırmızı Doblo mudur? Arkadaşlar yine de siz oylarınızı bana verebilirsiniz. Ben hayır demem. Kapımız açık. Şöyle piyano bilek ayna takalım. Şuraları krom kaplayalım. Yan basamak ekleyelim. Arabaya sanırım şu anda ekleyebileceğimiz her şeyi ekledik arkadaşlar. Jantlar kaldı. Nah ekledin arabaya her şeyi. Jant olmadan araba neye benzer? Zibidi. Tır jantı taksam da olsam böyle bir şok olsa nasıl olur arkadaşlar? Normalde Doblo'nun premium jantını takarım arkadaşlar ama bu sefer Doblo'ya CVT takıyorum. Lan bunu Porno'ya da takmıştık vazgeçtim. RS7 jantı takıyorum. Bok gibi durdu ama olsun. Farklılık olsun demiştim ben size. RS7 jantımızı da taktığımıza göre siyah kırmızı detaylarıyla çok tatlı olduğunu düşünüyorum. Birazcık da kendimi kandırıyor olabilirim ama. Oğlum seni bana sayıyla mı veriyorlar lan? Lan sen ne yaptın? Lan sen ciddi olamazsın. Bak iki de tesadüf seni bana sayıyla mı veriyorlar çocuk? Kardeşim benim kırmızım daha güzel. Oğlum git rengini değiştir ya. Allah Allah. Tamam lan bu sefer. Geçen de ben değiştirdim. Yürü sen tamam, değiştir. Tamam bu sefer ben değiştiriyorum da. Ya, bu kadar da özent olmaz ya. Bu kadar da özent olmaz ki bir insan ya. Oğlum ben senden önce yaptım kırmızıyı. Nasıl karışma lan zibidi seni. Allah Allah. Gitmiş kırmızı yapmış ya. Lan çıldıracağım. Niye kırmızı yapıyorsun oğlum? Arkadaşlar yine rengimiz çalındı. Yani görüyorsunuz özentilikte sınır tanımıyor arkadaş. Oğlum bu sefer ben bekledim lan. Yine rengimiz çalındı. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Hani biz de Doblo'yu farklı bir şekilde artık sunmaya çalışacağız sizlere. Arkadaş birazcık kıskanç. Yapacak bir şey yok. Ben yine mavi... Hadi lan oradan. Ben senden önce yap. Çok konuşma lan şimdi. Kıskanç gitti. Çaldın Doblo'nun aynısını. Ulan şey kafana fırlatırım bana. Fırlatma. Zaten gelmiyor. Uğraşma benim gibi aksiyle girerim. Kafana Doblo'yla lan. Girerim o kafana Doblo'yla. Çok konuşma. Arabamı çaldın. Zibidi seni. Allah. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Görüyorsunuz. Bunların hepsi kıskançlık. Fair play'e uymayan krallar. Aynen kardeşim. Oylamalarda göreceğiz kardeşim. Oylarınızda görün. Hırsızlık yaptı. Rengimi çaldı. Bir daha şiddet uyguladı. Tabii
Tabii efendim. Tabii şiddeti videonun başında kim uyguladı gördük kardeşim tabii. Tabii. Gitmişsin rengimi çalmışsın. Hangisi bırak, güzel bırak, arkadaşlar? Bırak. Benim çiftler geçer yani. Sen palavere bırak. Ben de arabamı basarım kardeşim. Al ben de basarım. Hava mı atıyorsun? Al. Oğlum sen basarsın ama benim arabanın özelliği neyi biliyor musun? Ney kardeşim? Bekle lan. Bekle. Benim hayatım gibi arabam var lan yerde bir. Ne yapıyorsun lan? Ne oluyor lan? Kardeşim. Ne yapıyorsun? Oha Oğuzhan'ın kutusu kalktı arkadaşlar görüyorsunuz işte böyle de bir artı. Al kardeşim. Oğlum adam uçuyor lan. Adam zıplıyor. Oylarınızı bana verin arkadaşlar. Arkadaşlar. Air'in kralını taktık. Daha ayağı yere değmeyen bir insana oy mu vereceksiniz? Biz de böyle girmesini biliriz altına kardeşim o adamların. Böyle lan altına girmesini çık. Biliriz. Çık lan. Çık lan altından. Oğuzhan'ı kucağımıza aldık arkadaşlar. Terbiye isterim. Ben de seni böyle kafana bastırayım da. Çıkamıyorum. Böyle ezerim işte seni. Arkadaşlar oylarınızı bana verin bana. Arkadaşlar gerçekten şöyle iki arabayı da detaylı bir şekilde göstereyim size hemen. Gördüğünüz gibi yerin dibine girmiş utanç tablosu bir kırmızı Doblo. Ve yanında ise yerli bir olan mavi şekilli. Al kardeşim her zaman zirvedeyiz. Doblo gördüğünüz gibi. Biri fazla yükseklerde uçuyor. Onu ayağını yerden kesmişler abi görüyorsunuz. O yüzden gelin. Uçak yapsın. Gelin kalbimize konduralım. Havada gidiyor oğlum. Ne yapıyorsun manyak? Ayağını yerden keseceğim seni. Arabama konacaksın. Neyse ben kapatacağım lan zibit yeri git seni. Ay. Çok konuşma lan zibit köpek. Araba yanlış değil mi? Modifiyeleri bile gösteriyor. Biliyorum. Gidişe bak Allah'ım yarabbim ya.